gerilimli maçlar oynanıyor. Onların rövanşında o gerilimi en alt seviyeye çekmeyi başarıyor Sivasspor. Özellikle misafir takımın yöneticilerinin ağırlanması, şehrin gelen misafir takıma gösterdiği sevgi, bunlar çok önemli şeyler. Futbolun önüne geçen şeyler bunlar, örnek olan şeyler. Gerçekten fair play ruhuna çok uyan davranış biçimleri bunlar. Bizim de ellerimizde karanfiller var. Yanımızda Galatasaray muhabiri arkadaşımız Pınar Argun var. Sabri'nin sakatlığı ile ilgili, Baroş'un sakatlığı ile ilgili son dakika bilgilerini Pınar'dan alacağız. Sabri'nin sakatlığı, son dakika bir sakatlığı vardı Pınar. Konuştun kendisiyle. Hafta sonu Kayseri maçında oynayacak mı Sabri? Evet, Kayseri maçında oynayacağını hemen belirtelim. Çok ciddi bir sakatlık yok. Ancak bugünkü zor saha şartlarını düşünürsek riske atılmak istenmedi Sabri. Dolayısıyla bugün kadroda yer almayacak. Ama hafta sonu Kayseri maçında, demin de söyledim, büyük bir olasılıkla formasını giyebilecek. Baroş'la ilgili son durum nedir? Teknik direktör siz gibi riske etmek istemedi herhalde böyle bir zeminde. Evet, aynı şekilde onun için de geçerli. Dün yapılan antrenmana, son antrenmana İstanbul'da katıldı zaten. Takımla birlikte çalıştı. Ancak yine o da riske edilmek istemeyen futbolculardan biri. O yüzden İstanbul'da bırakıldı. Bugün sahayı düşündü herhalde. Geçen hafta da oynanan lig maçında oldukça zorlanmıştı Baroş burada. O yüzden o da İstanbul'da kaldı. Lincoln'un tedavisi devam ediyor. Lincoln henüz takımla çalışma aşaması. Sarı kırmızı taraftarlar merak ediyor. Evet, en çok belki de onu merak ediyorlar. İlk yarının en yıldız ismiydi. Tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyorlar ama henüz daha takımla çalışamıyor Lincoln. Perşembe günü falan çalışmaya başlaması planlanıyor. Eğer perşembeye yetişirse hafta sonunda oynatılması planlanıyor. Teşekkürler Pınar. Ertunç. Galatasaraylı taraftarlara da işte şu anda o güzel görüntüler, dostluk görüntüleri Galatasaray tribününün önünde de yaşanıyor. Onlara da, sarı kırmızılı taraftarlara da karanfiller dağıtılıyor. Muhteşem. Tek kelimeyle gerçekten muhteşem. Kantori Silla, Barış'la mücadelesi, Silla'da kalıyor top. İbrahim Daşan, Arda topu kazandı. Arda karşı karşıya. Arda vuruyor. Topu alana gidiyor. Gol Galatasaray. 1-0 önde. İşte Arda'nın golü. Burada araya girdi, topu kazandı. Vuruşunda top filelerle buluşuyor. İbrahim Dağşan'dan topu alıyor. Klas bir vuruş ve topunu alara gidişi. Pası Musa'ya. Önünde bir boşluk. Musa. Kamara'nın koşuğunda. Aykut çıktı. Kamara atıyormuş. Kamara vuruyor. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Yani Kamara kendisinin ve takımının ikinci golüne çok yaklaştı. Aykut tam sıyrıldı. Bomboş kale, ancak dışarı gönderiyor Kamanan. Bir kez daha izliyoruz. Musa'dan güzel bir pas Kamanan'a. Kamanan zoru başarıyor, kolayı gerçekleştiremiyor. Fransız oyuncu topu boş kaleye gönderemiyor. %100'lük gol fırsatı ilk yarının duraklama anlarında kaçıyor. Sezer kendini gösterdi. Sezer topla buluşuyor. Ortası Mehmet Yıldız, göz kontrol, Aykut topu alıyor. Aykut topun sahibi. Sivasspor bu kez gole yaklaşıyor. %100'lük gol fırsatı Mehmet Yıldız gözüyle önüne aldı. Fakat ikinci hareketi başarılı değil. İşte Sezer'in ortası. Burada hamleyi yapamıyor. Aykut topu alıyor. 45. dakikanın içindeyiz. Abdurrahman Musa'ya doğru, Musa bir daha aldı, karşı karşıya vuruyor, dışarıya Musa bu hatayı değerlendiremiyor. Musa Aydın gole böyle yaklaştı. Aykut açıyı kapattı, dışarı giden top. Arda'nın karşısında Abdurrahman var. Arda ortasını yaptı, orada arka direk vuruş, dışarı gidiyor top. Galatasaray gole yaklaşıyor bu pozisyonda. Ümit Karan'la. Kaleye çok yakın bir mesafe. Bu yakın mesafeden Ümit Karan'ın vuruşu top out'a gitti. Artık herkes ayakta. Sivas 4 Eylül stadında nefesler tutuldu. Arda vuruyor. Petkovic kurtarıyor. Arda vuruyor. Petkovic kurtarıyor. İlk penaltıyı Arda'yla değerlendiremiyor Galatasaray. Ve Sivasspor'da Muhammed Ali şimdi topun başına geçecek.
Aykut kalesinde Muhammed Ali topun gerisinde. Muhammed Ali vuruyor. Aykut da kurtardı. Aykut da kurtarıyor. Kaleciler ilk penaltılarda sahne alıyor, öne çıkıyor. Önce Petković, ardından Aykut. Arda'dan sonra Muhammed Ali de penaltıyı değerlendiremedi. Sivas'ta eşitlik bozulmuyor. Halen bir bir müthiş bir mücadele, müthiş bir heyecan. Yarı finalist kim olacak? Üçüncü penaltılar. Ümit Karan geliyor. Ümit Karan vurdu. Petković direkten dönüyor. Ümit Karan kaçırdı. Ümit Karan penaltıyı değerlendiremiyor. Yerden vurdu. Petković son anda parmaklarının ucuyla dokunuyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Ardından direğe çarpan top oyun alanına geri dönüyor. Penaltı vuruşlarında dördüncü penaltılara girilirken 2-1'lik üstünlüğü var Sivas Spor'un ve Yaser topun gerisinde. Yaser giriyor. Yaser vurdu. Petković. Petković kurtarıyor. Petković kurtarıyor. Ve bu penaltının ardından çok büyük bir avantaj elde ediyor Sivas Spor. Sivas Spor müthiş bir avantaj elde ediyor. Tekrar tekrar izliyoruz. Yaser bu kez penaltıyı değerlendiremedi. 4 penaltı vuruşunda sadece... Karşılaşmanın uzatma dakikalarında dizinden sakatlanan Barış'ın Kayseri Spor maçında oynaması zora girdi. Sivas dönüşü çekilen MR'ında sol dizinde ödem tespit edilen genç futbolcunun tedavisine hemen başlandığı belirtildi. Barış'ın durumunun kritik olduğu ifade edilirken doktorlar genç futbolcuyu Kayseri Spor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Fortis Türkiye Kupası'ndaki Malatya Spor maçında sakatlanan Lincoln'un durumunun da belirsizliğini koruması teknik direktör Skibe'yi sıkıntıya soktu. Günlerdir takımdan ayrı çalışan Lincoln'un durumunda henüz bir iyileşme olmadığı ve Brezilyalı yıldızın da büyük bir olasılıkla Kayseri Spor maçında forma giyemeyeceği ifade edildi. Sarı Kırmızılılarda bileğinden sakat olan Baroş'un da tedavisinin sürdüğü ve hafta sonuna yetiştirilmesine çalışıldığı kaydedilirken kasığında ağrıları bulunan Sabri'nin Kayseri Spor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Bu arada teknik direktör Skibe'nin oyuncularıyla yaptığı toplantıda Sivas Spor maçını unutup artık lige ve UEFA kupasına konsantre olmalarını istediği belirtildi. Alman teknik adamın artık Türkiye Kupası maceramız sona erdi ama dünyanın sonu değil. Bundan sonra yolumuza ligde ve Avrupa'da devam edeceğiz. Biraz tökezlemiş olabiliriz ama en kısa zamanda toparlanıp önünüze bakacağınızdan şüphem yok. Hepiniz profesyonelsiniz, ona göre davranın dediği ifade edildi.